Merhabalar. Hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere Hz. Ebu Bekir döneminde 70 kadar hafızın şehit düştüğü ve bunun üzerine de Kur'an'ın toplatıldığıyla ilgili iddialara değineceğim. Ancak iki konu biraz uzun olacağı için birinci video olarak 70 tane hafızın öldürülmediği meselesini veya bu konuyla ilgili iddiaları ele alacağım. Rivayetlere göre veya iddialara göre 70 kadar hafız Ebu Bekir dönemindeki Yemame Savaşı'nda şehit düşmüştür. Ve bunun üzerine Kur'an'ın yok olacağı endişesi doğmuş. Hazreti Ömer de Ebu Bekir'e telkinlerde bulunarak Kur'an'ın toplatılmasına vesile olmuş ve böylece Ebu Bekir'in kurduğu bir komisyonla Kur'an toplatılmıştır. Böyle bir iddiamız var ama bu iddianın ne önü, ne arkası, ne devamı veya ne muhtevası çok da dikkate alınmış değildir. Niye mi söylüyorum? Çünkü maalesef İslam tarihi konuları birçok böyle yanlış telakkiler üzerine bina edilmiş. Ondan sonra da bu genel geçer bilgi haline gelmiş ve bir bakıma da galatı meşhur olmuş. Niye mi söylüyorum? Bir kere şuradan ele alayım. 70 hafız değil, sahabe arasında 10 tane bile hafız yoktur. Ayrıca yani Yemame Savaşı diye bir savaş da yoktur. Yemame'de Akraba diye bir savaş vardır. Bu savaşta çok çetin geçmiş bir savaştır. Bu savaşta 70 kadar hafızın öldürüldüğü iddia edilmiştir. Savaşın özelliği Peygamberimizin vefatına yakın zamanda bugünkü Bahreyn yakınlarında bulunan Yemame bölgesinde Müseylime adında birisi peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış ve Resulullah'ın vefatıyla birlikte de büyük bir güce ulaşmış, ortalığı kasıp kavuruyor. Hazreti Ebubekir üzerine ordu gönderiyor ama neredeyse İslam ordularını helak edecek duruma gelmişken sonradan Halid bin Velid savaşın kaderini değiştiriyor ama çok kanlı bir savaş yapılıyor. Hatta ikinci Bedir olarak bile anılır bu savaş. O yüzden adını da doğru koyalım. Yani Yemame'deki savaşa Yemame Savaşı yerine Akraba Savaşı diye geçer kaynaklarda. Bunu da Arabi bilgi olarak söyleyeyim. Diğer yandan az önce söylediğim gibi 70 kadar hafız öldürüldü deniliyor. Ama rivayetlere bakarsanız değil 70, 7 tane hafızın adı bile bir arada zikredilmez. Nitekim işte en erken kaynaklardan olan Mukatil bin Süleyman 6 tane hafız adı sayar. Bunlar arasında sadece Mekkeli olan İbni Mesud'un adını sayar. Diğer yandan işte bunlar arasında kimler vardır? Zeyd bin Sabit vardır, Muaz bin Cebel vardır, Ebu Zeyd vardır, Ubey bin Ka'b vardır vesaire. Dikkat edilirse aralarında ilk halifelerden hiçbirisi yoktur. Bu çok ilginç değil mi? Şimdi eğer sahabe döneminde bir hafızdan söz edilecekse en başta Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi isimlerin yani hafız olması gerekirdi. Çünkü bunlar ilk Müslümanlar. Oysa baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ali'nin hafız olduğuna dair rivayetler olduğu gibi olmadığına dair de rivayetler var. Ama netice itibarıyla iddia bir kere şuradan problemli. 70 sayısıyla alakalı bir sıkıntımız var. Çünkü yani bu 70 sayısı neden kaynaklı? Bu 70 sayısı aslında kesretten kinayedir. Dikkat ederseniz Bedir'de 70 sahabe öldü, yani 70 müşrik öldürülüyor. Tesadüfe bakın, Uhud'da da 70 sahabe öldürülüyor. Şehit düşüyor. Veya Bir-i Maune'de 70 kişi yani öldürülüyor, müşrikler tarafından pusuya düşürülüyor. Oysa Bedir'de yaklaşık 90'a yakın ölü vardır. Uhud'da daha fazladır. Bunların biyografilerini hep vermiş tabakat kitaplara. Veya Bir-i Maune'de 70 kişi öldürüldü deniliyor. Ama kaynaklara bakarsanız 30'a yakın bir birliğin gönderildiği, bunlardan da yarısının öldürüldüğü işte Vakidi sayıyor. 15-16 isimden öteye geçmiyor söyledikleri. Dolayısıyla da bu 70 rakamı bir kere başlı başına problem ve bu genelleme ile söylenmiş bir iddiadır. Doğru değildir. Bir kere bunun altını çizeyim. İkincisi bir başka bir şey. Az önce söylediğim gibi en önemli sahabelerin hafız olduğu veya olmadığına dair rivayetler olduğu gibi Resulullah zamanında hiçbir kimsenin Kur'an'ı bilgisinin olmadığından söz edilir. Yani hiç kimse Kur'an'ı ezberlemedi diye rivayetler de vardır. Bunun yanı sıra Yemame'de 70 ismi zikredildiği gibi
Bu bazen 30, bazen 50 olarak zikredilmiş 50 hafız. Bazen de bu 500'e çıkarılmış. Yani rivayetlerdeki tutarsızlıkları görebiliyor musunuz? Dolayısıyla da eğer bir hafızlıktan söz edilecekse en doğrusu yani şehit düşenlerden bir kısmının bir sureyi, birkaç sureyi veya işte Kur'an'ın bir bölümünü ezberlemiş olabilirler. Bu anlamdaki bir hafızlıktan söz edilebilir. Ama şunda bir kere hemfikir olalım ki olmayan bir metni ezberlemek öyle kolay bir şey değildir. Bu bir. İkincisi de bu sahabe dediğimiz insanların her birisi yani üst düzey zeka seviyesine sahip insanlar değillerdi. Dolayısıyla da işlerinde yaşlı insanlar var veya işte kendisini geliştirememiş insanlar var. Hafızlık öyle kolay da bir şey değildir. Dolayısıyla da ezberleyememiş olmaları da gayet normal, gayet doğaldır. Ama onlar Kur'an'ın ruhunu biliyordular. O ayrı bir şey. Bu itibarla da olmayan metni ezberlenmiş gibi göstermenin de bir mantığı yoktur. Bu hususa değindikten sonra özellikle bu mesele niçin gündeme gelmiş diye bir de onu sorgulayalım. Madem hocam 70 kişi öldürülmemişse nedir o zaman bu meselenin arka planı diye. Niçin böyle bir iddia ortaya çıkmış? Bir kere kanlı bir savaş, ikinci Bedir'e benzetilmiştir. Ölüm kalım savaşıdır. Belki de o savaşta işler ters gitseydi bugün İslam'dan bile söz edilemeyebilirdi. Yani öyle bir dönem veya çok azınlık bir kitle olarak kalabilirdi Müslümanlar. O yüzden bir kere İslam tarihinde önemli bir şey. Kanlı bir savaş olduğu için bununla ilgili birçok edebiyat üretilmiştir. Ve bu bağlamda da baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in çok önem verdiği isimlerden birisi vardır. Resulullah'ın bir hadisine yer verilir, bir sözüne yer verilir. Şimdi hadis deyince hoca hem hadisleri kabul etmiyor hem de hadislerden referans veriyor diyor, deniliyor. 50 kez 100 kez söyledim sevgili dostlarım, bu da ara cümle olsun. Yani rivayetlere, hadislere iman etmek, bunları dinin içerisine sokmak ayrı ki buna asla ve kat'az benden böyle bir şey duyamazsınız. Ama rivayetler birer veridirler. Veri olduğu için de ben bunların hadis olduğuna, olmadığına, hangi kaynakta olduğuna, olmadığına bakarım. Bu rivayetler üzerinden giderek bir sonuca ulaşırım. Birer tarihi veri olarak değerlendiririm. Neticede tarihçi. Mesele bundan ibaret. Bunu da böyle ikide bir böyle malumat furuşluk gibi ortaya atmanın da bir anlamı yoktur. Neticede işte Hazreti Peygamber'in hadisine göre Kur'an'ı şu dört kişiden alın diyor. Bu dört kişi arasında Huzeyfe'nin Mevlası yani azatlı kölesi Salim de vardır. Salim bu savaşta şehit düşüyor. Geriye kalıyor 3 kişi. Benim tespitlerime göre ve çıkardığım sonuca göre aslında mesele bu olay üzerine patlak veriyor ve Hazreti Ömer şayet burada yani öldürüldü, şehit düştüğü gibi, Salim'in şehit düştüğü gibi diğerleri de ölürse Resulullah'ın adres gösterdiği insanlar kalmaz ve bu durumda da biz hani onların onayından geçen bir metni bir araya getirmemiş olabiliriz diye bir korkusu var ve bunun üzerine Hazreti Ebubekir'i uyarıyor. Mesele bundan ibarettir. Dolayısıyla da bu 70 meselesi ile ilgili iddiaların arkasında tespitlerime göre bu mesele vardır. Bir başka dikkat çekmem gereken husus da bu hani yoğunlukla alakalı, rivayetlerin çokluğuyla alakalı veya kesretten kinaye olmasıyla alakalı olarak Hazreti Peygamber'in işte 70 hafız denildiği gibi aynı şekilde 40-50'ye yakın, 48-55 arasında da vahiy katibi bulunduğu söylenir. Yani sanki bir ayet geliyor, Peygamberimizin yanındakiler hemen oturuyorlar, kayıt alıyorlar. Böyle bir koca bir vahiy katibi ordusu varmış gibi düşünülüyor. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlar. Bu vahiy katipleri diye isimleri zikredilenlerin çoğu aslında Hazreti Peygamber'in o Mekke'nin fethinden sonra gelen kabileler, teslim olmak için gelen kabilelere yani zekat veya vergi oranlarını bildiren yazılar yazmış Peygamber, belgeler vermiş, eman belgeleri vermiş. Bunları yazanlardan ibarettir. Yani bunların hepsi vahiy katibi değil. İşte mesela Muaviye'de bir şey yazmış, olmuş vahiy katibi. Ama mesela bunlar arasında Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh gibi hakikaten vahiy katibi olup irtitat edenler de vardır.
Dolayısıyla da bu Hazreti Peygamber adına herhangi bir belge yazan birisini de hemen işte bak bu da peygamberin katibi, dolayısıyla da vahiy katibi gibi böyle genellemeler yapılarak olay egzajere ediliyor. Bunun da bir mantığı yoktur. Dolayısıyla da Yemame Savaşı'nda 70 hafızın öldürüldüğü iddiası doğru değildir. Kaynaklarda böyle bir bilgiyi tevsik etmek mümkün değildir. Dediğimiz gibi değil 70, 7 tane hafızın ismi bir arada zikredilmez. Ama tabii ki sahabe arasında Kur'an'ın belli pasajlarını ezberleyenler vardır. Bunlar bu yönleriyle hafız olarak nitelendirilebilirse tamam, ama bunların da 70 kişi olduğunu söylemek zordur.